fakültesini seçtim çünkü insanları seviyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum ve ömrümü olabildiğince bu uğurda geçirmek istiyorum. Tıp fakültesi için de benim için Türkiye'nin ilk sağlık üniversitesi olan Bezmialem ilk tercihti. Tıp fakültesi denince sadece işin ucunda hekim olmak yok. Öncelikle iyi bir insan olmak var. Ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi bize her zaman öncelikle bunu gösteriyor. Sadece sağlık üzerine yoğunlaşmış bir okul olduğu için, sadece sağlıkla ilgilendiğiniz için bunun bana çok fazla şey katacağını düşünüyorum. Günde biz bir öğrenci başına 15-20 hastaya kadar birebir muayene edebildiğimiz oluyor. Bu bizim için pratikte eksiksiz bir eğitim sağlıyor. Hastanemize günde 6000 hasta geliyor. Bu ne demek? Bu bir öğrencinin yani hocaların yanında çok tecrübe kazanması, öğrenmesi için büyük bir fırsat demek. Hastanemiz çok eski ve fakirlere yardım amacıyla Bezmialem Valide Sultan tarafından kurulmuş bir hastane. Derslerimiz biraz yoğun ama tabii ki tıp fakültesinde okuyoruz. Bunu bilerek seçiyoruz. Ben şu an pediatri stajı alıyorum ve stajlara 8.30'da vizitle başlıyoruz. Hastaları geziyoruz ve her vizitimize hocalar eşlik ediyor. Ameliyathane günümüzü o gün. Ameliyathaneye ineriz. Orada hocaya yardım edebildiğimiz kadar yardım ederiz. Ya da o gün poliklinikçiysek de poliklinikteki hastaların muayene edilmesinde hocalara eşlik ederiz. Hatta bazen hastaların bazılarını biz muayene ederiz ki bunu daha çok severiz. Üniversitemizin akademik kadrosu son derece güçlü bir akademik kadro ve sürekli kendini yenileyen bir kadro. Bizimle birlikte hocalarımız da yeni sistemler öğreniyorlar. Çünkü üniversitenin hedeflerinden bir tanesi de sürekli gelişmek. Beceri laboratuvarlarımız var. Burada insansı maketlerimiz var. İnsana dair birçok özelliği, yani ışık refleksinden, göz reflekslerinden tutun, kalp atışına kadar hepsini muayene edebildiğiniz bazı insansı maketlerimiz var. Polikliniklere çıkmadan önce bir hastaya yaklaşım, hasta muayenesi simülasyonunu da yaparak beceri kazanmış oluyoruz. Üniversitemizin çok güzel bir deneysel araştırma merkezi var. Bu merkez çok amaçlı bir merkez. Hem hayvan deneyleri üretiliyor, aynı zamanda bir odası sadece bilgisayarlara ayrılmış durumda. Bilimsel araştırma yapmak için ve ders çalışmak için aslında çok ideal bir yer haline geliyor. Bizi araştırmaya teşvik ediyorlar. Yani bu okuldan mezun olmadan birçok öğrencinin bir araştırması, bir yayını mutlaka oluyor. Birçok üniversiteyle anlaşmamız var. Mesela Johns Hopkins Üniversitesi gibi. Yılın belli dönemlerinde oradan hocalar geliyorlar ve bize ders anlatıyorlar. Bunun hem yabancı dilimizi geliştirmeye katkısı oluyor hem de vizyonumuzu genişletiyor. Mezunu yoktu, çok yeni bir üniversiteydi. Ama beklentimiz yüksekti ve beklentimizi boşa çıkarmadılar. Bezmialem şu an sayamayacağım kadar öğrenci kulübüne ev sahipliği yapıyor. Doğa sporu olarak aklınıza ne geliyorsa yaptık. Yani dalış, kayak, rafting, ATV safari, off-road, paraşütle atlama, çadır kampı, doğada hayatta kalma, dalış, bunlar üzerine özel eğitimlerimiz de var. Sertifikalı, başka yerlerle anlaşmalı olduğumuz bazı eğitimlerimiz var. Kanserli Yaşam ve Dayanışma Kulübü adı altında bir kulübümüz var. Bu kulüp Türkiye'deki ilk kanser hastalarıyla öğrenciler arasında iletişimi kuran kulüp. Okulda aynı zamanda müzik odamız var. Bazen konserlerimiz oluyor, bahar şenliğimiz. İşte O Ses Bezmialem adlı bir yarışmamız var. Spor salonumuz var. Çıkışlarda arkadaşlarımızla voleybol oynayabiliyoruz, tenis oynayabiliyoruz. Mezun olduktan sonra hedefim akademik kariyer yapmak. Birçok araştırma yapmak istiyorum. Özellikle insanlara faydalı olması açısından gerekirse bir tedavi, bir şey bulmak istiyorum. Yani bunu Beyza Kuyumcu bulmuş densin. Öyle bir şey bulmak istiyorum. Umarım. Bunun için çok çalışacağım. Umarım bir gün olur. Birine yardım edersem ve ondaki o tatmini görürsem, ondan karşılığında bir hayır duası alırsam ben en çok bu tatmin ederdi herhalde. Bu yüzden tıp fakültesi seçtim. Ve gayet de memnunum. Hastanedeki o hastaları mutluluğunu ve memnuniyetini, minnettarlığını hissetmek gerçekten bütün günün yorgunluğunu alıp götürüyor.